7 haftadır en mutlu olduğum gün, en mutlu olduğum maç. Çünkü Galatasaray gibi oynadı. Angelinho bugün Galatasaray'a geldi. Angelinho'ya tekrardan hoş geldin diyorum. Galatasaray yeni bir sol bek kazandı 27 yaşında. Leipzig'ten bir transfer yapmış olduk. Bugün de bir stoper izledik. Yani stoper Allah stoper bir adam. Evet. Tam bir büyük takım stoperi. Ben bir taraftar olarak ilk defa bir stoperi izlemek için gün sayacağımı gördüm yani. Çünkü öyle bir adam. Yani çalımları, pasları, kıvraklığı çok üst düzey bir adam. İtfaiye'de buradan tekrardan yani su stoklarını arttırmasını söylüyorum. Yangın çok harıl harıl kıvılcım artık böyle aleve doğru gitmeye başladı. Bahadır gün gördü. Hocam biz genellikle Galatasaray'da böyle her sezon bir kaleciyi Türkiye futbol piyasasına armağan ederiz. Ravaş kanalının objektif içeriğine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Ankara. Bravo hocam be, bravo hocam. Hocam. Merhaba hocamla beraberiz. Hocam ne haber? İyi de hocam, sana ne haber? İyi hocam, bugün ilk moderatörlük deneyimin. Sünnet oldum. Erkek olduğumuz gün mü hocam? İlk sünnet olduğum gün. Yani Buğra hocam ilk defa, Galatasaray'ı ilk defa değerlendiriyoruz gibi. İlk defa, yok daha önce değerlendirdim. Avrupa mı? Avrupa'da evet. Avrupa'da i̇lk hocam. İlk videomla beraber. İlk hocamın hem ilk moderatörlüğü, ilk... Benle beraber ligdeki objektifi doğru. O yüzden hocam da biraz gerginlik olabilir. Ben onları maruz görelim. Hocamı da bir moral alkışı ben yöneltiyorum burada. Hocam nasıl yapalım şimdi? Ben giriş mi yapayım? Nedir, ne istiyorsun? Şöyle yapalım. Galatasaray maçıyla beraber başlayalım. Önce maçı bir okuyalım. Tamam. Maçı okuduktan sonra olaylar üzerinden gidelim. Tamam hocam. Giriyorum o zaman. Buyurun hocam. Şimdi ben 7 haftadır... Birlik devam ediyor. 7 haftadır en mutlu olduğum gün, en mutlu olduğum maç. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray futbol takımı Galatasaray gibi oynadı. Galatasaray nasıl oynaması gerekiyorsa, tribünü, yönü, Okan Buruk, teknik ekip, futbolcular hepsi Galatasaray'a yakışır şekilde oynadılar. Öncelikle tebrik edip teşekkür ediyorum taraftar olarak. Maçın başında hemen Galatasaray pozisyonlarla, baskıyla, arenanın yani Rams Park oldu ama Rams Park'ın o ne denir baskısıyla beraber bir uğultusu, bir çöküntüsü vardı. Vardı. Bugün taraftar da, futbol takımı da, hocası da hepsi Galatasaray gibi oynamak için gelmiş. Bu beni çok mutlu etti. Galatasaray böyle oynar. 36 tane şut çekilmiş. Rakip takımın kalecisi dünyaları çıkarmış. Türkiye 12 net kurtarış varmış. 12 net kurtarış. Türkiye yeni bir kaleci armağan edilmiş. Yani benim için kafidir. Çok mutluyum. Saha içine geldiğimizde önceki haftalarda genellikle oyunu değil de oyuncuları değerlendiriyorduk burada. Muhabbetini yapıyorduk ama şu an oyunu değerlendireceğimiz bir maç oldu. Çünkü kötü oynayan bir Tete belki hani 10 üzerinden 6 diyebileceğimiz bir oyun sergiledi. Ama diğer hepsi, her oyuncuyu ben gayet beğendim. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numarada başladı. Yani 10 numarada Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Kerem Demirbay da 8 gibi değil de böyle 4-1-4-1 yerleşip Kerem Demirbay daha da ileride hücumda oynadı. Kerem Demirbay'ı da çok beğendim. Angelinho bugün Galatasaray'a geldi. Angelinho'ya tekrardan hoş geldin diyorum. Galatasaray yeni bir sol bek kazandı 27 yaşında. Leipzig'ten bir transfer yapmış olduk. Tekrardan hoş geldin diyorum Angelinho'ya. Geldiğinden beri ilk defa bu kadar hücum, aksiyonu, fiziksel olarak sağlamlık... Buradayım dedi. Buradayım dedi. Yani Galatasaray'ın sol beke benim mesajını ilk defa verdi. Tekrardan hoş geldin diyelim Angelinho'ya. Torreira, yani artık Torreira'sı, Saşa Boyu, ne bileyim. Nelson Abdülkerim'e. Ya artık onlara böyle övgüsel olarak çok... Standardı çok yukarıda onlar. Artık onlara bir şey yapamıyoruz ama bugün de bir stoper izledik. Yani stoper Allah stoper bir adam. Evet. Tam bir büyük takım stoperi. Hı hı. Dönen toplarda ikinci topları takımda tutan, oyunu domine edebilen, hücumları kesebilen, sert, müthiş bir adam. Allah nazardan saklasın, sakatlık mı aman diyelim. Çok sağlam bir stoper. Bayıldım. 27-28 yaşında 9 milyon alınabilecek en iyi stoper. Ben bir taraftar olarak ilk defa bir stoperi izlemek için gün sayacağımı gördüm yani. Çünkü öyle bir adam. Bazı pozisyonlarda böyle temiz aldı hocam ama çok hakem... güven veriyor bir kere. Tabii o özelliği de var. Onu da gördük. Evet. Ya. Hocam Premier Lig'den gelmiş adam, Türkiye'deki o ne bileyim Riyad Bahçıvan'mış, Geri Rodriguez'miş falan. Ayaksı'da Şampiyonlar Ligi var. Hı-hı. Artı Premier Ligi var. Yani bir futbolcunun çıkabileceği. Muazzam bir adam. Evet. Yani kariyer olarak çok iyi bir kariyer. Evet. Bir de bugün de bir Zaha açılış yaptı. Biraz sert bir açılış yaptı. Güzel bir açılış yaptı. Müthiş bir açılış.
İstihbaratlarıma göre itfaiyenin telefonları susmuyormuş. Su ihtiyacından kaynaklı bazı yangın yerleri oluyormuş. Bu normaldir. Yani gol atmasaydı da ben bir gol atınca açılacağını söylemek için düşünüyordum. Hani böyle bir konuşma yapayım diye, ama golü de mermi gibi attı. Evet. Yani çalımları, pasları, kıvraklığı, çok üst düzey bir adam. İtfaiyede buradan tekrardan yani su stoklarını arttırmasını söylüyorum. Yangın çok harıl harıl kıvılcım artık böyle aleve doğru gitmeye başladı. Manchester maçında da Zaha da yine daha üst bir seviye oynayarak bildiği bir yere gidiyor. Bildiği bir yer. Daha da hani Manchester'da sever Zaha'yı. İnşallah Manchester maçında da Zaha'yı güzel bir şekilde izleriz zaman, diyerek hocama. Zaha'da şey vardır. İngiltere'de Crystal Palace'dayken de şey vardı. Mesela ilk 6-7 hafta, 8-10 hafta kötü, stabile yakın bir performans verip United, Arsenal, Chelsea bir büyük takıma karşı patlayıp 10-15 haftalık bir form grafiği olurdu. Bakarsanız zaten hep 8 gol 10 gol atar. Bizim ligde o artar. Tabii canım. Golü asiste artar. Bir de ben şeye çok sevindim açıkçası. Yani bir Fenerbahçe olaraktan değil de 4-0, 5-0 olsa bu maç Zaha bu kadar öne çıkmazdı. Aynen. 2-1 Zaha'nın golüyle yenmek Galatasaraylıların da sezona sonunda baktığı zaman Zaha'ya yazacağı bir maç olur. Bu da Zaha'nın kendisine artı yazar. Daha toleransı yükselir. Zaha bugün çok... Sol tarafı Galatasaray bugün çok iyiydi. Kerem olmamasına rağmen sol yani, tarafında. Tabii ki. Kerem yani, bir de on numara da çok sırtmadı ya. Bugün ben beğendim ya. Kerem'i. Ki ama Ankara gücünün de orta saha bu kadar kötü olmaz ya. Evet. Orta sahada boşluk vardı. Böyle bir kabak gibi bir boşluk. Artık Okan Hoca dedi ki Torreira tek yeter oraya dedi. Barış Alper'i aldı. 4-1 döndü orada değil mi? Barış 4-1 Alper, 4-1 yaptı. Keke diyorum. Keke mi? Tete. Ben Barış Alper, Tete, Kerem, Zaha yaptı. Evet, yani Torreira oraya tek yeter dedi yani. Bir hani bir orta sahanız, bir Tolga Ciğerci bu kadar mı? Hani Tolga Ciğerci herhangi bir takımı bu kadar etki etmemeli. Daha yani kötü öyle... bir detay vereceğim. Geçen sene orada Tolga Ciğerci ile Taylan oynuyordu. Taylan'ı da arıyorlar. Yani böyle bir, artık hani Ankara gücü hiç mi oraya bir transfer, bir şey? Ankara kanatları gibi... güzel yapmış. Geri Rodriguez, Morutan yapmış. Morutan da ilk kere beğendim. Fena değildi. Zaha ile böyle ikili mücadeleye falan gidiyor. Ankara gücü Anadolu takımı make-up yapmış. Hani şey olur ya, bazı bayanlarda bazı şeylerini örtmek için makyaj yapılır. Makyaj yaparlar ya. Hocam hani... makyaj kelimesi aklına mı gelmedi gerçekten? Gelmedi ya. Hiç gelmedi. Make-up aklına geldi. Make-up geldi. Makyaj gelmedi. Tamam, güzel. Yani kanatları kapatmış iki tane, üç tane siyahiyle. Küçük bir Beşiktaş yaratmışlar ileride. Ama gerisi mesela hiç ben Ankara gücüyüm ve Ankara güçlüyüm diye bağırıyor. Tabii. Arka taraftakilerin kolunda faça var. Star bir şuralarda falan. Komple façalı ön taraf Beşiktaş. Hani elinde bira şişesi falan var ya da. Neydi Atakan... o stoper? Kelbi stoper vardı hocam. Radakovic. Ay o sakatlandı çıktı. Uyakic. Yani. Bak geriyi Sırp şey kurmuş. Balkan kurmuş. Sağ beki Kitsuyu vardı, bugün yok. Kaşar futbolcu. Hocam orta saha olsa iyi takım bence. Evet. Efkan iyi topçu mesela. Efkan sonradan girdi. Ben Efkan'ın. Ankara gücü kalecisini konuşalım. Ona gelelim şimdi. Evet. Bahadır Güngör'dü. Hocam biz genellikle Galatasaray'da böyle her sezon bir kaleciyi nasıl diyeyim Türkiye futbol piyasasına armağan ederiz. Rize'nin kalecileri. Gökhan Akkan'ın kısa saçlı hali. Aynen. Denizli Spor'da. Denizli Sporlu kaleci. Kadir. Bir de en büyük bunun örneği de Onur Kıvrak'tır. Galatasaray Türk Telekom Arena Stadı'nda Onur Kıvrak kaleci olmuştur. O maçta kaleci olmuştur. Daha öncesinde de bir idam orada baba olmuştur. Bu kaleciyi de Bahadır Güngör'dü. Ben hayatımda ilk defa duyuyorum ama hani her şeyi çıkardı. Zaha bile gitti en sonunda, böyle bir tebrik etti. Icardi'si tebrik etti. Çok başarılı bir maç. 12 miydi 13 müydü hocam? 12-13 kurtarış, 5-6 net gole yakın. Net. Galatasaray'ın 36 şutu var. Belki de bu maç Bahadır bu kadar formda olmasaydı 6-7-0, 6-7-1 bitebilecek bir maçı. Bahadır bu faciayı Bahadır engelledi. Ben buradan bir Galatasaray taraftarı olarak Bahadır'ı tebrik ediyorum hocam. Hak etti yani. Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak tebrik ediyorum. Ama o golde yenmez. Hocam bir yangın var mıydı Zaha'nın bu performanstan sonra? Vardı hocam. Geldi mi o? Ama biraz geç geldi. Yok neymiş, kronikler falan Twitter'da başlamıştı. Ne bileyim, bir de şansı attı şimdi. Şansı attı. O nasıl bir şans bir gol. Kaleci yani. Göremedi topu. Göremedi. Ben yanlış söyledim. O arka dedeye plase bekliyordu büyük ihtimal. Bir kere ilk yarıda vurdu. İlk yarıda vurdu gibi bir şey. İki kere girdi soldan vurdu evet. Onun gibi bir şey bekledi de. Gösterdi ama Zaha bugün. Hocam bir de Zaha'nın first touch çok iyiydi. Evet yani. Attığı goldeki dönüş. Top geliyor hocam, geldiğinde kontrolle adamı geçiyor. Ama yani... o zeki ve şey oyuncular da vardır. Kafada yaparlar.
Tabii. İlk önce kafada yapar. Çalım yeteneği çok iyi. Belli yani adam. Tabii canım. Belli de çok ince. Çok rahat dönüyor. Fizik boyu falan da yani. Acayip bir adam. Ben Da Vinci Sanchez'i daha iyi izlemek için mesela. Gün sahibi şimdiden başladım. Evet. Daha Hakim Ziyeh gelecek. Hı-hı. Ne bileyim. Endombele'nin göt göbeği düzeltmesini bekleyeceğiz. Daha o da gelecek. Yani, McFit'e yazılmış. McFit'e mi? Hı-hı. Yani bir savaş cebeziyle bir antrenman modeli mi? Yoksa yani hocam bir ayı falan var o Endombele'nin. Var. Bir Manchester maçı geliyor hocam. Şimdi salı günü. Salı günü Manchester'da tel peyniri gibi dökülüyor şu an. Evet. Böyle bir Manchester United'ı bir daha bulabilir miyiz bilmiyorum. Taze yenildiler bugün. Derin Galatasaray'da yani çok büyük efor sarf etti. Defans hattı yok. Bayern Münih'te de aynısı. Antoniler hapishaneden çıkamıyorlar. Şafak sayıyorlar yani o duruma gelmişler. Galatasaray'ın buradan puan veya puanlar alması artık hani çok istiyoruz. Çünkü Kopenhag'da hiç beklenmedik bir puan. Manchester'ın inşallah orada Old Trafford'tan bir de sıkıntılı da bir deplasmandır. Kırılmamak lazım en azından orada 3-0 4-0 gibi. Yani Bayern 3 tane attı şimdi hocam. Allianz Arena'da 3 attı bu. Bayern'le 3 attan hali yani böyle sarhoş gibilerdi. Ve golleri Casemiro ile Bruno Fernandes attı yanlış hatırlamıyorsam. Hoylund da attı galiba ya. Hoylund da mı attı? Hoylund da attı. Hoylund'a da bayılırım bu arada. Hoylund da attı ama işte bugün Crystal Palace'a 1-0 yenildiler. Yani sağ kanadı olmayan, sol kanadını forvette oynatan, böyle dağınık bir takım yani hocam. Şey, Maguire galiba 11'e geliyormuş. Yine mi? Şimdi Maguire 11'e gelir, biz de kariyerinin maçını çıkartır. Kafa yine golü atar arkadaşlar. Ya öyle şeyler, bize artık hani ben bıktım ya. Yine hiç beklenmedik bir adam. İşte sol bek, ona Reguilon da sakatlanmış galiba. Sol beke sik gri bir adam koyacaklar. O da 3 tane asist falan yapacak yani. Luke Shaw. Luke Shaw da yani onu hiç beğenmem de. Luke Shaw. O oynar ama büyük ihtimal. Evet evet. Böyle gençler orada. 19'dan falan böyle bir Malasya. Siyahi. Malasya yolu gönderdiler mi ya? Yok. Feyenoord'dan almışlardı geçen sene. Malasya. O da olabilir. O da genç oyuncu. Hı-hı. Van Bissaka var. Van Bissaka zayi şeşmesine çok güveniyorum ama ikisi de çok atletik. Eski arkadaşlar. Crystal Palace'tan. Çok yani iki atletik. Bir de bizim tarafta da Sacha Boyraşport eşleşmesi var. Hı-hı. Onlar da izlenir. Ama Dalo oynuyor o sıralar. Hiç oynamıyor. Sağ bekle mi? Evet. O zaman yani Dalo da kötü bir adam değil baktığımızda da. Fizikli ama yetişemeyebilir. Yetişemeyebilir. Birebir çok bırak. Yani birebir bırakırsak Zaha'yı onunla oradan bir şeyler çıkartabiliriz. Çıkar. Çok İnşallah. Güzel bir maç olacak bence. Hani böyle taktiksel savaşların çok olacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Manu'yu bu halde bir daha bulamayacağımız daha artık hani kesin bizim maça kadar toparlar onlar. Yine ne bileyim bir sıralı galibiyet almaya başlarlar bir şey. Ama bu sıralı galibiyetlerin başlangıcı biz olmayalım. Gözünü seveyim. En kötü bir puan, 3 puan arası bir şey almamız gerekiyor. Yani bir şansımız olması için. Hı hı. İçimden de geçen skor 2-1 mağlubiyet ama o da ayrı. Beraberlik de iyidir hocam ya. Hocam iyi kötü değil de 2-1 yeniliriz diyorum yani. 2-1 yenilmek de iyidir ya. Manchester deplasmanla cidden kırılmamak lazım. Çünkü 4 maç kala işte 4-0 yiyip ve 1 puanla ikinci maçından çıkmak Galatasaray için kötü bir şey. Aynen. Ama 2 puanla çıkarsan, 1 puanla çıkarsan. Hocam bir de Kopenhag'la aralığın ortasında oynayacaksın yani orada. Bir de Kopenhag'da yanlış hatırlamıyorsam halı sahçı ve Sunni için muhabbeti de var. Hı hı. Parkende. Zor Başakşehir en son parkene gitti. Hı hı. 2019-20'de Okan Hoca gitti parkene 3-7. 3-7 aynen. Bir de o tam şey kış dönemi değil mi? Yok yaza girerken, pandemi başlarken. Hocam işte bu sıkıntı yani bu bizim üçüncülük en azından son maça kalmaması lazım. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa'ya yine giderse yapabileceği çok şey var bence. Bence de yani Ocak'ta bir de iyi bir transferle şimdi kim gelir diyorum hani iyi bir transfer orta sayıyorum da Endombele'nin toparlanır herhalde. Toparlanmazsa biri alır. Biri yani zaten kiralık Endombele. Evet. Sergio Oliveira, Endombele, Kerem Demirbay üçlüsü döner yani dönmez değil de. Bir hani hedef için, şampiyonluk hedefi için bir iyi transfer de nereye yapılabilir? Şu an hani Torreira'nın yanından birini çıkartıp takımdan Oliveira olabilir. Birini çıkacak. Çıkarttığımızdan da birini alabilirsin oraya. Anca bir transfer. Zaten Galatasaray'ın bir tane transfer yaparsa yapar. Evet. Ama çok da hani gerek var mı onu da sanmıyorum. O evet. Ocağa kadar da bizim takım anlaşmayı falan hallederler. Yani. Halleder. O tanışmaları, manışmaları hallolur. Ya yavaş yavaş başladı zaten. Yani kendini birbirlerini tanıyanlar var. Çok bir de çok tek pasları falan da çok bayıldım bu arada. Kerem Icardi. Tak 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 böyle Brezilya vari hareketler de başlamış. Bunlara da bayıldım. Barış'ın bile aklı bunlara ermeye başlamış. Buna da çok bayıldım. Barış bile normalde böyle 3 kere topu kontrol eder, düşünür falan. O bile tek de vermeye falan başladıysa bizim durum iyi demektir. Bu Sacha Boy. Hocam yani başka bir şey o. 25 milyon falan deniyor ama
Çok acayip bir adam. Allah yine sakatlık, kaza, bela vermesin. Makine gibi bir adam. Hocam bugün bir şut çekti. En son o şutu geçen sene Antalya maçında çekmişti. Evet. Bu adam nasıl bu kadar sert vuruyor topu? Hocam ama o top da böyle seken bir top yani. Seken hı-hı, topa daha füze gibi vurursun. 3 yaptı. Birini kaleci Leite kurtardı Antalya'da. Hı-hı. Bu çatalın üzerinden gitti. Diğeri gol oldu zaten. Hocam boy... Buralarda bulunan bek be... Hani sadece gelmesi şey... Adam bir de skora katkı veriyor. Gol atıyor mesela. Hocam önceki sene çok gol atmıyordu. Ama yani hatta hiç golü iyi yoktu. Oralardaydı da golü evet, yoktu. Bugün evet, bu sene Kopenhag'da bir gol. Burada da bir gol. Burada bir gol. 2 golle başladı. Daha 7 hafta. Bir sağ bekten yani 4 gol diyeyim. 4 gol çok idealdir. Çok Allah güzel, bereket versindir. Çok angörlü performans. Tabii canım yani 3-4 tane de asist yaparsa yani daha fazlasını da yapar da 3-4 asist yaparsa. Ama Sacha Boey Galatasaray için sadece istatistik değil bence. Değil değil yani istatistik hiç değil hatta. Hiç değil yani bir şeyler yapmasa da istatistik olarak yani gayet yeterli. Varlığı bile o kanat oyuncusunu biraz böyle bir de savunma hocam stoperle de çok rahatlatıyor. Evet. Şimdi diyor ki Sacha Boey var ben hani çok şey yapmama gerek yok o alır zaten bir yerde evet, topu. Davinson Sanchez bir ara öyle yaptı. Kaydı topa sonlarda hatırladım. İtiraz falan etti. Dedi ki Boey var ben biraz daha itiraz edeyim o alır zaten dedi ki aldı zaten. Galatasaray'da o çok var. Boey arkayı toparlayabiliyor. Abdülkerim toparlayabilince Nelson hamle yapabiliyor. Hı-hı. Veya Davinson çıkıp orta sahada karşılayabiliyor çok rahat. Çünkü arkasına harbiden geliyorlar. Torreira da oradalarda zaten. Galatasaray'ın çok üst düzey bir sağ beki var. Kaan Ayhan'a da bir parantez açıyorum. Sol stoperde oynadı. 6 numara oynuyor. Sol stoper oynuyor. 2 maçtır aynısını yapıyor. Çok yani Galatasaray'ın nasıl diyeyim? Kimmihi gibi, Kimmihi gibi bir oyuncu 6'ya geçti. Ayağı çok temiz. Evet. Çok temiz bir ayağı var. Soğukkanlı. Türk bir oyuncunun böyle temiz bir stoper, ayağı temiz bir stoper olması bizim için çok önemli, değerli bir özellik. Ve bu arada bayağıdır da milli takıma alınmıyor yanlış bilmiyorsam. Ya hocam bizde bir sene boyunca oynamadı ya tamam şampiyonluk ama dönemi. Ne? Şimdi çok da stoper var Abdülkerim'inden tut Fenerbahçe'sinde şimdi Serdar Aziz şey diyoruz ama Serdar Aziz'i var. Yok hocam öyle deme Serdar Aziz iyi olduğu söylüyorlar. Kim söylüyor? Bazı Fenerbahçeliler neyse. İrfancan mı diyormuş? Hocam. Mert şimdi... Hakan'dan mı geldi bu bilgi? Hocam İrfan da ne topladı ya. İrfan toplar hocam ya, toplasın. Hocam seninle sikt eder Cengiz konusunda. Aklıma gelince şimdi. Bir şey yazmış. Kim bu Pakistanlı? Aklıma şey geldi. Ulan Pakistanlı biri bu kadar Türkçe konuşabilir mi? Hocam 2 yıl kaldıysa konuşur. Konuşur. Kimlik gelsin öyle bir konuşur. Hocam seni büyük araya aldılar ya. Alsınlar hocam. Yani hocam severiz. Yani dakika başı sana böyle kim lan bu? Kim? Severiz. Güzel güzel. Severiz. İyiydi ama sen de o linçte de bir tecrübeyi yaşadın. Hoşuma da gitmedi bile açıkçası. Hocam var mı konuşmadığımız ya maçla alakalı? Hocam bir düşünelim. Ben maçı izlerken arkadaşımla beraber izledim. Arkadaşımın briefingidir bu. Hı hı. Okan Hoca'nın değişiklikleri çok tahmin ediliyor dedi bana. Hocam Barış Alper ile Kerem Demirbay değişti tahmin edilmezdi. Kimse hocam ben Barış Alper diyene TT ile değişir dedim. Hı hı. Demirbay'ı tahmin etmedim. Bu bir Zaha'yı çıkarmaz dedim. Hı. Halil Dervişoğlu. Hocam o şeyden ama Kerem'i de dinlendirip oraya koyabileceği tek adam oydu. Ben bir şuraya gelelim. Okan Hoca normalde mesela İsmail Hoca Alanya'da Samet'i alabiliyor ikinci yarı. Hı hı. Problem olduğunda veya Beşiktaş veya Trabzon'da böyle şeyler olabiliyor. Anadolu deplasmanlarında sert geçen maçlarda. Okan Hoca maçlar 2-1, 1-0, 3-2 olduğu zaman tam tersine kanatlardan veya orta sahadan birini çıkartıp özellikle Halil gelene kadar bakan boyu Icardi oynuyordu. Hı hı. Molde maçlarında da yaptı bunu. Hı hı. Son 2-3 maçlarda Halil'i Icardi'nin yanına alıyor. Yani bence çok doğru yapıyor. Tabii ya. İleride Halil... basarak rakibini oynatmıyor. Hı-hı. Geçen sene Galatasaray bunu Başakşehir 1-0'da da yapmıştı. Evet. Şampiyonluğa giderken. Hı-hı. İleride basıp kapatıyor. Geride defans almasına gerek kalmıyor. Bence Okan Hoca'nın bu teknik anlamda yaptığı şey çok doğru. Hocam şimdi Halil şöyle. Ben çok beğendiğim bir adam değil Halil. Ama hı-hı, bazı özellikleri ne bileyim atletizmi olsun. Hı-hı. Bu hızı olsun. Dönüşleri çok iyi dönüşleri onları... Böyle 80-90 arasında kullanabileceğin özellikler. 2-1 öndeyken bazen Okan Hoca şey yapıyor. Hani 5'liye de döndüğü oldu. Oyun olarak döküldüğümüz 80-90 kadar döküldüğümüz maçlarda 5'liye dönüyor hoca ama biz bu maç çok iyiydik. Hani evet, bayağı iyi olduğumuz için evet, Halil'i oyuna aldı. Halil daha çok hücumda. Halil de böyle tek paslaşmalar da yaptığı oldu. Barış Alper'i aldı. TT ile oynadı. Mertens aldı. Rezil Kepaz oynadı. Tekrardan keş almayalım artık Mertens'in. Neyse Mertens aldı. Yani oyun olarak sağlam olunca beşliğe dönme ne bileyim Kaan'la oynama gibi bir şey olmuyor. Ha yine Kaan oynadı ama Kaan bu sefer stoperlerin arasında değildi baktığımızda ileride çıkan. Basmaya gidiyordu sanki bir tek onları daha da yapıyor. O yüzden
oyun olarak böyle sağlam olduğumuzda Okan Hoca taktiksel hareketleri doğru yapabiliyor. O evet. özellikleri var. Biraz eski Terim ekolünden geliyor sanki. Hocam Okan Buruk yani Terim'den farklı çok özelliği var. Var. Şöyle Okan Buruk çok yani egosuz bir adam. Evet. Yani egosu vardır. Her antrenörde olduğu kadar vardır. Kendini dışarı çekiyor oyuncu grubundan. Hı hı. Ve onlara yani harbiden bir oyuncu Okan Buruk gibi davranıyor bence. Oyuncular Tabii. da hiç ters demeden. Hı hı. Yani Icardi gibi bir adamı 2 senedir çok sorumsuz bir şekilde yönetiyor mesela. Bu bile yeterli bence. Bir maç sonu o işte taraftara giden oyuncuları herkese gitti. Elini sıktı, şey yaptı. Yani Okan Hoca oyuncu ilişkilerini çok iyi yöneten bir antrenör. Fatih Terim de bunu iyi yönetirdi. Ama işte egosuz olması, ne bileyim, herkesi dinleyerek hareket etmesi. Fatih Terim'de de bu vardır. Yani herkes hoca tek karar verir, dominanttır. Yok asla olmamış diyordur. Ya. Yani öyle diyorlardır. Ama Fatih Hoca da böyledir. Sadece aralarındaki fark Fatih Terim biraz daha hani her yeri kontrol edeyim. Hani her yerde elim olsun, her şey. O farklıdır. Okan Buruk da daha bir herkes istediğini yapabilir. Özgürlükçü bir ama görüşü Fatih var. Fatih Hoca da doğduğunda böyle değildi herhalde. Fatih Hoca'nın her yaptığı başarıdan sonra ceza ona kesildi. Öyledir ama Fatih Hoca... Fatih Hoca'ya ceza kesile Fatih Hoca da her yere elini koymaya başladı. Hı-hı. Çünkü bütün problemler ona çıkıyordu. Tabii. Okan Hoca iyi bir idareci ya. Hani şey değil hani... Muazzam. Kalorifer görevlisi anlamında değil. Yok anlıyorum. İyi bir idareci, iyi bir idare eden, bir iyi bir öğretmen. Oyuncuların arası mesela bizim takımda... Hocam her takımda vardır böyle bir oyuncunun birbirini sevmeyebilir, şey yapmayabilir ama bu 2 yıldır Okan Hoca'da böyle bir haberdir, böyle bir his, hiçbir şey yok baktığımızda. Hiç gözüm oralık bir oyuncu olmadı. Yok olmadı. Bizim zamanımızda hani Fatih Terim döneminde bir şey soyunma odasında melolar ama hani bunlar da futbolda normal şeyler. Hocam olabilecek şeyler. Olabilecek oraya çıktıktan sonra her şey olabilir. Olabilecek şeyler. Okan Hoca'yı da bugünkü maçın hazırlığını yani çok sağlam hazırlamış takım belli. Fiziksel olarak çok iyi hazırlamış. Hı-hı. Çok rahat bir şekilde yani takımını iyi izledi, keyifle izledi. Tebrik edeyim hocamı da. Maça inşallah Manchester United maçına da bu şekilde rahat, sağlam, fiziksel olarak çok iyi durumda çıkarız ve inşallah Manchester maçına da 3 puanla döneriz diyerek pası kapanış için moderatörümüz olan Burak Tanışman'a atıyorum. Biz de Galatasaray'a Avrupa'daş olarak Avrupa'daş kelimesi de çok böyle hocam. Avrupa'daş. Yani nereden çıktığı belli olmayan bir kelime ama neyse bir şey demiyorum. Avrupa'daş diyelim. Kuştaş diyoruz ya biz Beşiktaş'ta. Kuştaş evet. Avrupa'daş dedim o yüzden. Tamam. Başarılar dilerim Galatasaray'a. Ben hani içten dileğim Galatasaray'ın berabere kalması. 2-0, 2-1 yenilmesi. Hani bir Fenerbahçe'de. Evet ama doğruya geldiğimizde de çok kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani umarım kırılmaz çünkü yani bu kötü olur grubun kalanına. Hı hı. Ben Galatasaray'ın son 4 maçına iddialı kalmasını isterim. En azından Avrupa Ligi için. Galatasaray'a başarılar dileyelim. Bugünkü oyun için tebrik ederim. Ankara Gücü hocasının olmasa da o bazı oyuncularını tebrik edelim. Kalecisiyle. Kalecisi sadece. Sol kanat çapası da ben çok severim ya. Şey değil mi? O da golünü attı zaten. Evet. 3. golü falan. Fener maçında da iyiydi karşısında. Yine attı golde de Muslera. Bir açılma ile açılmam arasında gittin geldin. Yine orada bir Muslera yine bir şeyler yaşandı ama Allah'tan kazandık. Evet. Bir gittin durdun falan. Neyse. Kaleci için çok kötü bir şey. Neyse bir şey demiyorum hocam. Var mı hocam ekleyeceğin? Bu sefer kapanışı ben yapayım. Yap hocam buyur. Burak hocamın ilk moderatörlük deneyimiydi. Ve ilk moderatörlük deneyiminde Galatasaray sezonun en sağlam, ilk sağlam diyeyim, ilk sağlam maçını oynadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. Fenerbahçe, Beşiktaş içeriklerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.